Merhaba, ben Kader Yanmaz. Zirve Kurs, Erdemli Zirve Kurs Merkezi'nin sahibiyim, öğretmenim. Bir oğlum var, 2 yaşında. Uzun zamandır tehdit ediliyorum. Cumali Göçer tarafından öldürülmekle, cinsel anlamda da hem şiddet anlamında da sürekli olarak tehdit ediyor beni. Uzun zamandır bu davranışlarına devam ediyor. Gerekli adli süreci başlattık ancak arkasında her kim olduğunu bilmiyorum. Bugün tekrar arabasıyla arabamızın önüne kırdı aracını ve kapımızı zorladı. Kapıyı aç, seni öldüreceğim diye tehdit etti beni. İnsanların içerisinde sürekli olarak beni tehdit ediyor. Öldürmekle tehdit ediyor. Biz bu durumdan çok bıktık artık, bezdik. Bir kadın, bir anne olarak çok korkuyorum. Aslında biz ona karşı tedbir aldırmıştık. Sabahleyin onu gözaltına aldılar. Sonra savcı arayıp gözaltını iptal etti. Sürekli olarak benim arkam sağlam, bana hiçbir şey olmaz diyor. Olayın en başı da, patlak verdiği yerde şurası. Benim kursumun önünde öğrencilerimin çıkış yapabileceği ya da acil durumlarda çıkış yapabileceğimiz iki kapımız var. Ve her ikisine de ruhsatsız işletmesi var bu arkadaşın aynı zamanda. Bu işletmesinde araçlara cam filmi çekiyor. Kendisinin ağzı çok bozuk. Sürekli olarak küfürler ediyor, tehditler ediyor bize karşı. Ağır ithamlarda bulunuyor. Bunların hepsini bir kenara bırakıyorum. Öğrencilerimin içerisinde şahsıma, kişiliğime, karakterime küfürler ediyor. Ağır laflar söylüyor, ağza alınmayacak şekilde. Uzun süredir bununla mücadele ediyoruz. 9 ay gibi bir süredir ben bununla artık baş edemiyorum. Psikolojim çok bozuldu. Size bunu anlatırken ağlamıyorum. Güçlü durmaya çalışıyorum. Ancak artık... Artık dayanamıyorum. Çünkü bu küfürleri hak ettiğimi düşünmüyorum. Araçlarını bizim kursumuzun önüne, kapımıza durduruyordu. Bu konuda onu daha önce uyarmıştım. Nezaketli bir şekilde. Ama ben ağza alınmayacak küfürler duydum. Ben Tanrıyım. Benim arkam sağlam. Ben istediğimi yaparım. Siz kimsiniz? Ben size şöyle yaparım. Bir kadının namusuna dil uzatacak şekilde küfürler ediyor bize karşı. Ben artık bunun bir son bulmasını istiyorum. Hepsini geçiyorum. Bu sabah yaşadığımız olay çok bende bir travma aslında. Kapıyı zorladı ve aç kapıyı, öldüreceğim seni dedi. Gözlerindeki o nefreti, o öldürme hırsını gördüm. Burnundan aldığı nefesi hissettim. Bu beni çok korkutuyor. Bizi sürekli olarak tehdit ediyor. Eşimi de, beni de. Artık buna bir son vermesini istiyorum. Sizden bu konuyla ilgili çok destek bekliyorum. Çünkü ben bir kadın olarak yaşamımdan endişe ediyorum. Kursumuzda çalışan öğretmen arkadaşlarımız işe gelmek istemiyorlar. Velilerimiz bu konuda velilerimiz de çok tedirgin. Ben bu anlamda öğrencilerimizi de korumak zorundayım. Ailemi korumak zorundayım. Kendimi korumak zorundayım. Bir kadın olarak sizden yardım bekliyorum. Lütfen sesimizi duyun. Artık bu sorun çözülsün istiyorum.